sizlere kendi bünyemizde üretmiş olduğumuz Afyon Makine Sanayi'nde üretmiş olduğumuz hidrolik sistem, bayrak yaldız baskı makinesinin teknik özelliklerini ve kullanımını anlatmaya çalışacağım. Makinamız hidrolik sistem ile çalışıyor. Isıtma ile yaldız transferini, deri, kağıt, karton gibi ürünleri gördüğünüz gibi şu şekilde kullandığımız klişe ile baskıyı transfer yapıyor. Şu şekilde örneklerimiz var. Artı yaldız kullanmadığımız zaman kabartma, varak yaldız dışında sıcak baskı da yapar, yakma şeklinde. İlk hareket için ana şartelimizden motora yol veriyoruz. Gerekli ısı dijital termostatta sağlandıktan sonra baskı zaman ayarı ve kullanacağı santimetre kadar yaldız sergi ayarı mevcuttur. Acil stopta sıkıntılı bir an olursa dokunduğu zaman bütün ceyranı keser. Sistem kendiliğinden durur. 2 adet düğmemiz var burada. Switch dediğimiz düğmelerimiz. Bunlara bastığı zaman yukarıda da klişemiz var. İkisini aynı anda bastığı zaman baskı yapar. Ve şu şekilde yaldızımızı transfer etmiş oluruz. Tekrar basalım abi. Altına yerleştirdik. İki düğmeye aynı anda dokunarak tekrar baskıyı alıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde transfer yapıyor. Strok mesafemiz şu anda 8 cm. Strok baskı ile, yani alt tabla ile üst ısınan tabla aralığı 8 cm. Buradan ayar sistemi ile 2 cm'ye kadar da düşürülür. Yani iş İngilizce bütün aralığa kadar şu mesafeyi daraltabiliriz. Ayarlı sistemdir. Baskı gücü şu an kullandığım benim 4 ton. Baskı ile kullanıyorum. Şunu 4 ton ile elde ettim. İçerideki motor sistemimizde, hidrolik sistemimizde ayarlama var. Orada 4 tonu arttırabiliriz. Yani 5, 6, 8, 10, 15 ton, 20 ton kadar da basacak mukavemetli makinamız. Yaldızımızı kullandığı kadar çeken sistemimiz var. Burada burası yaldız yatağımızdır. Bu da ayarlıdır. 30 santime kadar olan yaldız kullanabiliriz burada. Burada merdane sistemimiz var. Yaldızı kullandığı kadar otomatik olarak çekiyor. Diğer hidrolik sistemler. Ve şimdi motor kısmını ve pompa iç kısmını da yayınlayacağız, göstereceğiz. Motor kısmını, pompa kısmını göstereceğiz.